KOSGEB'den pazarlama tekniği. Ordu KOSGEB İl Müdürlüğü tarafından ihracat potansiyeli olan ve imalatçı firmalara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen toplantıda üyelere yurt dışı pazar destek programı, KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı ve İşbirliği Destek Programı konularında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda sunumu gerçekleştiren KOSGEB uzmanı Cem Kalaycı üyelere bilgilendirmenin yanı sıra yatırım ve pazarlama tekniği ve işbirliği doğrultusunda yapabilecekleri paylaştı. Ayrıntısı da şurada. Mesela diğer giderlerde işte burada destek oranımız %60 ile %40 geri ödeme şeklinde, yani %100 destek alabiliyorsunuz vergi hariç kısımlara. Başvuru dönemimiz sürekli. Bunun kurulları burada yapılmıyor. Yani proje başvurusunu yaptıktan sonra biz bunu Ankara'ya iletiyoruz. Biz ön incelemesini yapıyoruz sadece ilgili uzman ve müdür. Ve online olarak Ankara'ya iletiliyor. Sonra Ankara'ya davet ediyorlar sizi. Orada sunumunu yapıyorsunuz. Ve orada karara bağlanıyor. Genelde 6 kişi oluyor kurullar. İkisi üniversiteden, ikisi odalardan, ikisi KOSGEB'den olmak üzere. Bir de bu ticaretleşme alanında tekno yatırımın şöyle bir özelliği var. Testleri var. Bir uluslararası testleri var. Türkiye'de yapılıyor. O yurt dışındaki testlere girer mi o testler, yoksa yani uluslararası sonuçta, yani ona girer ajantası, yani Türkiye'deki ajantası. Bir de şunu soracağım. Biz ihracat yapmadık. Şu anda yapmadık. Ürettiğimiz aracı yapacağız. Buradan faydalanabiliyor muyuz? Yeni kayıt bizimki. 2019'dan defter. Şirket yani. 2019. Şirket, bilanço yani. Bilanço yok. ARGE'deyiz. ARGE çalışıyoruz. Bilanço derken bir şey yani. Limited şirket. Yani imalatçılarda şey yok diye hatırlıyorum da yine bakalım ona. Evet, şirket 2019 yılında kuruldu. Evet. Bilanço esasına göre zaten. Evet. Bilançodan kastımız o. Ha, yani, daha ARGE'miz bitmedi. İşletme geliştirmede de desteğimiz var. Yani o zaten direkt açtırıp destek alabileceğiniz bir program. O ayrı. Yani burada vermezlerse orada mutlaka alırsınız. Orada limit az herhalde. Orada limit az. 30 bin lira. 30 bin lira. Üst limit 30 bin lira. Yani, eğer bitmiyorsa buradan da başvurulabilir, düşünülebilir yani. Ama dediğim gibi hani bunu ilk kurgulamak lazım. Mesela 24 ay istersiniz. Hani o 300 bin lirayı tam kullanabilmek için. Çünkü bir hakkınız var. Ona göre 8 ay falan diyor, süre diyor, ona diyor. Minimum 8 ay, maksimum 24 ay. Yani kendiniz yazacaksınız ya projeyi. Orada 8 aylık en az süre belirtmeniz lazım. Ama hani ben firmanın yerinde olsam daha yüksek bir süre belirtirim. Hani 40 çaksa eğer kurul kapısı. Öyle yazsak firmanın kaşeli, imzalı şeylerine gerek oluyor mu? Şey, yeni başvurularda proforma kısmını kaldırdılar. Ben öyle biliyorum. Şöyle doğrulamak için soruyorum. Mesela firmadan teklif aldınız siz. İşte evet. Firmanın web adresini istiyor, vergi numarasını istiyor, ne kadar teklif aldığınızı istiyor. Makinenin teknik özelliklerini, asgari özelliklerini hepsini girmenizi istiyor. Ama proforma yüklemenizi istemiyor. Yani son programlar bu şekilde. Ama yurt dışı pazarda da böyle midir? Muhtemelen böyledir diye tahmin ediyorum. Özellikle mesela işte fuarlarda falan proformayı nereden bulacak ya? Evet çünkü yani. Dış fuarda çok zor. Erişmek gerçekten çok zor. Vermiyor adam ya. İşte dolarla veriyor. Burada İstanbul Fuarcılık'tan bir proforma sunup, çünkü başka hizmet sağlayıcıdan alabiliyorsunuz ya şu arasında. Belki öyle yapılabilir. Hani bizim aklımıza gelen o. Ya da internet sitesinde verilmiş olan onlara